İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun ilk oturumu devam ediyor. Batı Ermenistan'ın tüm bölgelerinde şiddetli soğuklar hakim. Hrant Dink'in katledilmesinden bu yana 12 yıl geçti. Bakü'deki Ermeni halkına karşı düzenlenen programdan 29 yıl sonra Suriye ordusu hazırlanıyor. Kesarya, Kayseri. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan yeni seçilen parlamentoya bugün faaliyet raporunu sundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan ise hükümetin istifasını kabul etti. Daha sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı seçimi yapıldı ve Sayın Armenak Abrahamyan yeniden Devlet Başkanlığına seçildi. Yeniden seçildikten sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu önünde yemin etti. Bundan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Garnik Sarkisyan'ı tekrardan başbakanlık görevine atadı. Başbakan Garnik Sarkisyan teşekkürlerini sunarak yeni hükümette görev alacak bakanlarını tanıttı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı ve hükümetine içtenlikle başarılar dilemektedir. Batı Ermenistan'ın tüm bölgelerinde şiddetli soğuklar hakim. Karim bölgesinin çeşitli yerleşim yerlerinde hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düşmüş, diğer bölgelerdeki hava sıcaklığı ise sıfırın altında bulunmaktadır. Şiddetli kar fırtınası nedeniyle birçok yerleşim yerindeki elektrik kesintisi sürüyor. Çok sayıda okul ve yollar kapalı durumdadır. Yol bakımına rağmen sürücülerin mümkün olduğunda kendi araçlarını kullanmamaları önerilmektedir. Önümüzdeki günlerde de çok olumsuz hava koşulları korunacak. 12 yıl önce 19 Ocak 2007'de Agos editörü Hrant Dink, Türk milliyetçileri tarafından İstanbul merkezli Agos gazetesinin önünde katledildi. Polis ilk sorgulama sırasında suçunu itiraf eden 17 yaşındaki Ogün Samast'ı cinayet şüphesiyle Samsun şehir otobüs garında tutukladı. Günümüzde saygın bir güvercin sembolü olan Dink, kendi kökenleri, görüşleri ve idealleri için zulme uğrayanlar için bir örnek oldu. Dink cinayetini ortaya çıkartmak için 10 yıldan fazla bir süredir devam etmekte olan adli süreç, cinayetin faillerini tespit etmek ve cezalandırmak konusunda henüz somut sonuçlar vermediyse de, yine de Dink'in arkadaşları ve destekçileri adalet arayışlarına devam edeceklerine ve suçun ülkenin karanlık arka planını aşındırmasına izin vermeyeceklerine kesin olarak inanıyorlar. 13-19 Ocak 1990'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ermeni nüfusuna karşı devlet makamları tarafından toplu katliam düzenlendi. Yüzlerce Ermeni etnik şiddete maruz kaldı. Ermeni mülkü yağmalandı ve el konuldu. Derhal fiziksel yıkım tehdidi altında çeyrek milyon Ermeni yerinden edilmiş, mülteci olarak dünyanın farklı ülkelerine sığınmaya çalıştı. Tarihi adaleti sağlamak ve kendi kaderini tayin hakkını kullanan Artsakh Ermenilerin sesini susturmak için Bakü makamları Gorbaçov rejiminin izniyle Ermenilere karşı planlı soykırıma başvurdular. Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından kaydedilen olayların aksine Azerbaycan makamları hala soykırım eylemini gizlemekte, gerçeği yabancılaştırmakta ve sorumluluktan kaçmaktadır. El Masri Haber Ajansı, Suriye ordusunun Deir ez-Zor'dan ve ülkenin diğer bölgelerinden Suriye'nin kuzeybatı bölgelerine geçtiğini bildirdi. Bu faaliyetler Tahrir al-Şam ve Doğu Türkistan İslami Hareketi teröristlerini hedef alıyor. Rusya ve Türkiye'nin anlaşmalarından yararlanarak bu gruplar İdlib bölgesindeki silahsızlandırılmış bölgenin neredeyse %70'ini kontrol ediyor. Silahlardan arındırılmış bir bölgede konuşlanmış olmalarının dışında teröristler düzenli olarak Suriye hükümet güçlerine saldırıyorlar ve durumu istikrarsızlaştırıyorlar. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov dün, terörist grupların Suriye kıyı bölgelerini ve özellikle de Hmeymim askeri üssünü tehdit ettiğini söyledi. İdlib, Suriye'de terörist gruplar tarafından kontrol edilen son büyük bölgedir. Kayseri'de Rum ve Ermeni nüfus yok edilse de gayrimüslimlere ait tarihi yapılardan hala direnenler var. Hrant Dink Vakfı hala direnen bu yapıların korunup restore edilerek geleceğe taşınması için Ermeni ve Rum kültür varlıklarıyla Kayseri isimli bir kitap hazırladı. Biyanette yer alan Nilay Vardar'ın haberine göre 19. yüzyıl sonunda nüfusunun 1/3'ünü gayrimüslimlerin oluşturduğu Kayseri'de bugün Müslümanlaştırılmış Ermenilerin dışında kentte kendini Ermeni olarak tanıtan sadece bir kişi yaşıyor. Ardından
ilk saha araştırması için 19. yüzyılda nüfusunun 1/3'ü gayrimüslimden oluşan birçok gayrimüslim yapısı olmasına rağmen tarihi az bilinen bir kent olan Kayseri seçildi. İlk olarak bölgede yapılan saha çalışmasında Rum ve Ermeni varlıkları ziyaret edildi. Hrant Dink Vakfı'ndan Zeynep Oğuz, var olan 377 yapıdan sadece 181'ini yerinde tespit edebildiklerini söyledi. 208'inin fiziksel izlerine rastlanılmamış. Tespit edilen 181 yapıdan 113'ü Ermeni, 68'i Rumlara ait. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Mkhitar Ketsiyan'ın seslendirdiği Sarer Gagachem eserini sunuyoruz. Garumem yaris Micam babase Sarer gagachem İçek satrate Galumem yaris Micam abate Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.